Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Bireysel emeklilik sistemleri caiz midir? Bireysel emeklilik sistemleri eğer kar payı özelliğini taşıyor ve faiz olarak değil de ortaklık olarak veya kardan pay olarak kabul ediliyorsa bunda hiçbir sakınca yoktur, helaldir. Bu açıdan ilgili kurumun nasıl çalıştığı ve gelirlerin içinde haram kazanç olup olmadığı araştırılmalı ve ona göre karar verilmelidir. Mesela faiz geliri de olan bir sistemse asla caiz olmaz. Peki katılım bankalarının bireysel emeklilik uygulamaları caiz midir diye bir soru akla gelirse, evet, katılım bankaları içinde haram olan hiçbir işlemin ve gelirin bulunmadığı yatırım fonları aracılığıyla bir çeşit bireysel emeklilik kapısını açmış bulunuyorlar. Bu açıdan topluma ciddi bir alternatif kazandırmış oluyorlar. Buna göre katılım bankaları denilen faizsiz bankaların bireysel emeklilik uygulamaları helaldir. Peki bireysel emeklilik mecbur olursa ne yapalım? Bu çokça sorulan bir soru. Çünkü devlet toplumun hemen hemen her kesimine, çalışan her kesimine böyle bir zorunluluk getirmişti. Bu duruma giren Müslüman kardeşlerimiz ne yapmalı? Bireysel emekliliği de devlet zorunlu hale getirirse birey mecbur olduğu sürece orada kalır, serbest olunca çıkar. Faizli işlem yapan banka emeklilik parasını faizle de çoğalttığı için ayrılma olduğunda ana para ve enflasyon farkı dışında kalan meblağ alınıp yoksullara veya hayır kurumlarına verilir. Faiz kurumunun bireysel emekliliğinden çıkmak isteyenler eğer isterlerse faizsiz çalışan katılım bankalarından birine geçerek orada devam ettirebilirler.